videosuyla karşınızdayız. Sizin de izlemeyi en sevdiğiniz videolardan biri, bizim de çekmeyi gerçekten çok sevdiğimiz videolardan birini yapacağız. En trend, en güzel hileleri sizin için hazırladım. Gerçek mi yoksa efsane mi, hep birlikte test edeceğiz arkadaşlar. İlk hilemizle başlıyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi hilemizin içinde bir yumurta vardı. Bir tane de herhangi bir saç spreyi ya da herhangi bir deodorant. Bir yumurtayı alıyoruz elimize. Normal haşlanmamış çiğ bir yumurta. Anneciğim, ben yapabilir miyim? Tamam. Ve üstüne spreyi sıkıyoruz. Sık 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 sık. Evet, her yerine gelsin, çatlamasın. Evet, şimdi kurumadan bunu masanın üstüne bırakıyorum. Kırılmıyormuş arkadaşlar spreylenince. Deniyoruz. 1, 2, 3. İnanmıyorum. Hop. Aa! Hop, yerde de. Gördünüz mü, hiçbir şey yok. Sakın denemeyin. Bekleyin, sakın denemeyin arkadaşlar. Durun. Yumurta spreyi getirmeye gidenler lütfen bekleyin. Arkadaşlar bu, bakın, normalde sprey sıkmasanız da. Böyle, evet. Yani evet. Şaka yumurtası. Biz bir eğlenceyle başlayalım istedik, birazcık şaşırın diye. Evet, ben bunu gerçekten hayat hilesinde gördüm. Ama onlar gerçek yumurtayla deniyorlardı. Gerçek yumurtaya spreyi sıktılar, attılar, çatlamıyormuş. Şimdi deneyeceğiz. Ben deneyim onu da. Hiç olacağına inanmıyorum. O yüzden şakayla başladım. Al dene ama havadan bırakmıyorsun. Şöyle bırak, oraya buraya gitmesin, kesin kırılacak. Kesin yani. Bu gerçek yumurta. Bu gerçek yumurta, evet. Bakın. Hatta arkasında amblemi de var arkadaşlar. Çok yukarıdan bırakma. Yine çok yavaş, şöyle bırakalım. Ver. Bırak. Gördünüz gibi. Evet, gördünüz. O ne saçmalık. Sahtekar. Neden yalan yapıyorsunuz yani? Şunu yapınca elinize ne geçiyor? Buna 0 puan veriyorum. Gördüğüm zaman da hiç inanmadım. Ama ben bir espri olsun diye elimizde de öyle bir yumurta varken, şöyle bir renklendirelim videomuzu girişte diye öyle bir şey denemek istedim. Maalesef olmadı. Sakın böyle bir şey denemeyin. Sadece bir saçmalık arkadaşlar. Ben şimdi de geçiyoruz diğer TikTok hilemize. Şimdiki hilemizde ise 2 tane su var elimizde. İkisi de aynı oranda. Şimdi normalde hani dökerken böyle lop lop, ne derler ona? Guluk guluk mu? Lop lop mu? Bakın Taner iyi yaptı. İşte bu sesi duyarsınız ve yavaş yavaş dökülür ya su. Siz de sinir olursunuz. Bir an önce dökülsün diye beklersiniz ya. Onun şimdi hilesini yapacağız. Nasıl oluyormuş o? Lina bunu normal bir şekilde dökecek. Aynı anda dökmeye başlayacağız. Ben bunu böyle çalkalıyormuşum. Sen çalkalama. Seninki yavaş dökülmesi lazım. Aynı olacak. Ölçeceğiz. Yavaş dökülmesi lazım derken bunun hızlı dökülüp dökülmeyeceğini anlayacağız. İzlediğimde bu bir saniyenin içinde hemen şop diye dökülüyordu. Diğeri daha yarıya gelmemişti. Bakalım doğru mu? 3, 2, 1. Başla. Olmadı. Oldu. Olmadı. Olmadı. Bence de olmadı. Aynı anda yaptık. Saçma. Aa. Ya. Saçma mı? Ama oluyordu. Ben yanlış mı çalkaladım acaba? Ya tekrardan deneyeceğim ben bunu arkadaşlar. Hemen bunları doldurup yine geliyorum. Az öncekini unutun arkadaşlar. Şimdi tekrar başlıyoruz. Çünkü ben anladım neden olmadığını. Girdap gibi çevirmemiz lazım. İçinde bir girdap olacak ki. Evet, şöyle aynen. Hızlı hızlı dönecek o su içerisine. Sonra boşalttığımızda bir anda gidecek. Deniyoruz. Bu sefer olacak bence. Taner olacak mı sence? Olacak. Sanki hani az önce çok saçma diyordun. 1, 2, 3 dök. Bakın akışına bak. Bitti benimki. Evet. Gördünüz mü? Vay. Ya. Bir de ben geç kaldım. Dökmekte değil mi? Aynı anda dökmedik. Evet sanki. Ben biraz daha geç kaldım. Yine erken başladık. Oluyor muymuş arkadaşlar? Oluyormuş. Bunu düşünüp bulmak da güzel bir meharet. Buna puanımız kaç? 8. Neden 2 puan kırdın? Çünkü çok da mükemmel bir şey değil. Ben evet, çok da yani gidip de atomu parçalamadık nihayetinde. Su boşalttık. O yüzden 8 puan veriyorum ben de. Sana katılıyorum Miracığım. Şimdi gördüğünüz bu salatalığı arkadaşlar, bu hilemizde helezon yapacağız. Helezonu da Taner'den öğrendim. Yani şöyle kıvırcık. Helezon yapacağız dedi. Ben de helezon dedim. Yay gibi yapacağız. Hiçbir şekilde birbirinden kopmayacak. Şöyle uzatacağız sonra onu. Nasıl? Sence olacak mı Lina? Bence olur. Deneyeceğiz ama nasıl yapacağım anlatayım. Bence de olur. Önce kutu kolanın totosunu alıyorsunuz. Çevirdiniz. Evet, totosu. Dikkat et, yavaşça. Sonra bunu hafifçe vur. Şöyle bir kesik açıyoruz. Allah. Açtım. Kapıya dikkat. Açtım, açtım. Şöyle. Sonra bunu hafif bir şekilde şöyle kaldırdı. Tamam, çok değil ama. Çok değil, çok kalın olur. Böyle işte. Biraz indireyim peki. Hadi bakalım.
Lina olacak mı sence? Olursa çok güzel oynarım. Olacak da sen yapamayacaksın gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Olur mu acaba ya? Hiç şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Sizce oluyor mu? Sanki kesiyor. Bakın bir şeyleri kesiyor ama. Lina oluyor mu sence? Bilmiyorum. Biraz saçma ya. Ne yaptım ya? Bir açalım da bir bakalım ne yapmışım. Yazık kutu kolaya ya. Ben onunla şimdi çok güzel şeyler yapardım. Ne yapardın? Yani kuşlara yuva, kedilere yuva. Bakalım. Evet, ne harika yapsın? Olmuş. Bizim helezon da böyle oldu arkadaşlar. Olurdu da helezon şeklinde çıkardı. Çok da önemli bir şey değil. Ben daha başka bir şey buldum. Bakın. Bak, o olur. Salatalığı ne kadar güzel. Yeni TikTok akımı arkadaşlar. Rukiye'den. Salata suyu. Alın size. İnce ince bıçak olmadığında şöyle kolayla halledebilirsiniz sebzeleri. Bu olmadı. Buna puanımız 0. Oluyorsa da 0 veriyorum. Çünkü neden? Ben yapamadım. Yapmalıydım. Yani hatta ben sana 0 veriyorum bence bunda. Hayır, bence oyuna 0. Oluyorsa ben niye yapamadım? Olsaydı bile 5 puan verirdim ben. Geçiyoruz diğer TikTok hilemize. Şimdiki hilemiz tuvalet kağıdından bomba yapmak. Bunu ıslatıyormuşuz, sonra duvara bir yapışıyor, bomba gibi patlıyormuş arkadaşlar. İzlediğimde gerçekten pat diye yapışıyordu. Tam bir bomba efektiydi. Bakalım istediğimiz efekte ulaşabilecek miyiz? Lina korktu, duşakabine girdi. Yalnız oraya atacak annen zaten. Hayır, oraya değil canım, evet. Duvara atacağım. Önce şöyle ıslatıyor. Evet. Islattık. Yiyecekmesi lazım. Evet, hazır mıyız? Bomba geliyor. 1, 2, 3. Dedim sana biraz daha ıslatmam lazım. Şapette ama ıslat. Orada yapışattı. Islatayım mı? O kadar ıslatmadılar onları. Hayır, bayağı su akması lazım. Öyle mi? Tabii. Geliyor bomba. 1, 2, 3. Ha, yapıştı. Vallahi ya. Oldu. Oldu oldu. Oldu. Bomba gibi patladı yani, evet. Normalde olmaz. Ne işine yarayacak? Yani bomba patlattı. Bir işe yaramayacak. Tabii ki denemeyin arkadaşlar. Ama oldu mu oldu yani. Yani sayılır. Güzel. Birini korkutmak istiyorsan şurada sen dişini fırçalarken bir kışkırtma yapmak pa, istersen. Alırım şat diye bir yapacağım. Huu diye. Aynen. Bir korku efekti olabilir yani. Söylediğin iyi oldu. Evet. Bana mı yapacaksın? Ben ondan korkmam. Bana daha ciddi şeylerle gel. Bundan ancak sen korkarsın. Yakında bir kışkırtma geliyor arkadaşlar. Hain planlarım için beni izlemeye devam edin. Ve bütün videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı da unutmayın. Hemen geçiyoruz diğer bir TikTok hilemize. TikTok hilemize. TikTok hilemize. Anne. Özür dilerim. Önemli değil de ama benim papaktan. Arkadaşlar şimdi tahin pekmez sevenler lütfen bunu dikkatle izleyin. Şeflerin restoranlarda kullandığı bir taktik göstereceğim. Tam sunumluk ortaya mükemmel bir şey hazırlayacağız. Tahin pekmezi sevmeyen herhalde yoktur. Varsa yok, da lütfen sevin. Ekmeğinizi batırın batırın yiyin sabah kahvaltısında. Kan yapar, can yapar, sağlıklı, lezzetli. Kötü kötü şeyler yemeyin, sağlıklı şeyler yiyin. Şimdi pekmezimizi tabağımıza koyuyoruz. Tahini alıyorsunuz. Bununla bir çarpı çiziyorsunuz. Şöyle bir çarpı. Bir buradan. Benimki kalın bir çarpı oldu ya. Bir de buradan. Şimdi bunu çevir. Allah. Olmadı. Tananam. Neden olmadı ya? Rukiye şef yapamadı. Arkadaşlar bence o biraz önce kullandığım tabak fazla büyüktü. Şimdi bununla deneyeceğim. Çünkü benim gördüğüm hemen hemen buna yakın bir şeydi. Biraz da pekmezini fazla kullanmıştım galiba. Şimdi tamam, şöyle kullanacağım. Bence. Evet. Üstüne de hızlı bir şekilde ince yapmam lazım. Şöyle bir çarpı. Bir tane de buradan. Hadi Rukiye şef. Hadi şef lütfen. Karıştır 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 karıştır. Niye olmuyor? Şöyle mi yapayım? Hani ne olacak ki, ben anlamadım hala. Yuvarlak yuvarlak oluyor. Küçükten büyüğe şöyle oluyor. Onu kürdan gibi şeyle çevirmem lazım. Hayır, böyle çeviriliyor.
Anne göstereyim. Olmuyor. Olmuyor. Sinir oldum. Ya nasıl olmaz? Olması lazımdı. Arkadaşlar siz de deneyin. Yapabilen varsa eğer denedikten sonra ya da daha öncesinde gerçekten bilip de yapanlar varsa yorumlarda buluşalım. İzlediğimde çok mantıklı geldi. Çarpıyı koyuyordu. Şöyle hafif hafif çeviriyordu tabağı. Ne şeklin oldu? Ben biraz agresif çevirdim bence tabağı. İkisini de şöyle bir yapınca. O agresiflik buna da yansıdı. Hafif hafif çeviriyordu ve incecik döküyordu. Şöyle bir şekil alıyordu. Hani şöyle vardır ya, avucumda göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. Helezon işte. Helezon. Sen bugün helezondan yana girdap, girdap. Resmen girdap gibi oluyordu. Çatlayan yumurtamızdan bir hile daha yapacağız şimdi arkadaşlar. Normalde bunu yumurtayı kırdığınızda sarısıyla beyazı birleşmiş haliyle elinizle tutmaya çalışırken ne olur? Parçalanır, akar gider. Öyle bir şey izledim ki, sarımsak var ya, bildiğimiz sarımsak. Böyle parmaklarına sürüyor, sürüyor, sürüyor. Arkasından sarının ucundan tuttuğu gibi eline sadece sarısı geliyordu. Allah Allah. O kadar merak ettim ki, gerçekten belki de en çok merak ettiğim şey bu oldu. Bilmiyorum. Çünkü sarımsak çok kaygan bir şey ya. Böyle elimizi kaydırdığı zaman çok narin bir şekilde alabiliriz gibime geliyor. Oo. Dina kokla elimi nasıl? Nasıl anneciğim? Kırıyorum. Ya bu olmaz. Daha şimdiden gitti bu. Tutayım sarısını bakayım, olacak mı? Aa. Geliyor. Geliyordu. Vallahi ama sen patlattın. Ama orijinalinde ben patlattım. Tutayım. Çaylak. Bak. Geliyor vallahi. Vallahi geliyormuş arkadaşlar. Bence tutar bu. Ve her tarafından tutmadım. Sadece ucunu tuttum. Kesinlikle tutuyor. Fakat ben yapamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz, siz de duymuşsunuzdur. Telefonlarımızın dinlenildiğinin düşüncesi var. Dinleniliyor mu dinlenilmiyor mu bilmiyoruz. Sadece iPhone'lar gösteriyormuş bunu. Dinlenilip dinlenilmediğini. Yıldız kare 21 kareye bastığımız zaman bir yazı çıkıyorsa eğer dinlenmiyor. Fakat aradığımız o numaraları bastığımız zaman bir yeri arıyorsa telefonumuz dinleniyor demekmiş. Bunu da sadece iPhone telefonlar gösteriyormuş. Hemen bakalım. Yıldız kare 21 kare. Arıyorum. Evet, yazı çıktı. Demek ki benim telefonum dinlenmiyormuş. Güzel. Ne diyor? Ayar sorgulama başarılı. Sesli arama yönlendirme tüm aramalarda etkin değil. Komple aynı yazı yazıyor. Benimki dinlenmiyormuş. iPhone telefonu olanlar bir deneyin bakalım, telefonunuz dinleniyor mu? Şimdi de arkadaşlar size bir stilist taktiği göstereceğim. Mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta birçoğunuzun kot pantolonunda da vardır. Hani böyle kot pantolonunda şöyle çizgi çizgi modeller oluyor ya. Jiletlenmiş gibi ince ince çizgiler. Onu şimdi nasıl yapıyorlar? Gerçekten öyle mi yapıyorlar bilmiyorum ama biz TikTok hayatıyla gördüğümüz kadarıyla aynı şekil çıkıyordu. Şöyle büyük bir yorgan iğnesi diyebilirim adını. Yorgan, evet, iğnesiyle yorgan iğnesi yapıyorlardı. Çuvalı. Şuradan şöyle yapalım. Ben kendi kotuma kıyamadım. Ne olur ne olmaz, evet, keserim diye. Evet, bir yerden tanıdık geliyor. Evet, Taner'in kotunu aldım geldim. Tabii değil mi? Olan bana oluyor yine. Sakın benim kotumu getirmeye diye bağırdı. Ben de artık yani aldım geldim. Baktım kotlarıma, kıyamadım. Taner'inki orada gözüme ilişti. Aldım geldim birini. Bir tane şöyle yapalım. Hadi büyük olsun Taner. Sen karına güven Taner. Çok güzel olacak. Tam stilist bir karın var. Daha ne istiyorsun? Bak böyle gidiyor. Yani iğneyi pantolona geçirdin. Stille ne ilgisi var? Bak şimdi öyle değil işte, anlamamışsın. He. Dinle beni, anlamıyorsun. Burayı kazıyoruz. Bunu da yapamazsan artık yeter. Sanıyorum kotunu mahvediyorum Taner şu an. Ya onu zaten ben kabullendim. Delinecek kot, gibi. Delinecek gibi. Maket bıçağıyla zorlandım. Şimdi. Böyle bir jilet aldım arkadaşlar. Onunla daha kolay oluyor. Aa, oldu. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. 3 tane çizik. İşte size şekil. Tam istediğim gibi. Kot şekli. Kötü durmadı. Ya şimdi moda. Hep böyle çizik çizik ya. Bence güzel bir fikirdi. Kotu kazımak da zordur yani. Oldu diyorum. 10 puan veriyorum ve hemen geçiyorum diğer TikTok hilemize. Şimdi Lina'nın odasına yeni bir gece lambası geliyor. Gece lamba TikTok'larına çok ama çok bayılıyorum. Çok. Şimdi nasıl bir şey yapacağız hemen göstereyim. Bir limonu ikiye bölüyoruz. Kürdanla kenarlarına. Bunu da üstüne kapatacağız. Bence biraz daha sık yapmalısın. Taşımaz o onu. Taşır, taşıdı. Şimdi önce mumumuzu yakalım. Şimdi geçiriyoruz. Evet, mum bittikten sonra yangın çıkma ihtimali yok. Bunu da şöyle bardak gibi bir şeye oturtun arkadaşlar. Alın size gece lambası. Çok romantik değil mi? Kapat şimdi ışıkları. Şimdi ışıkları yakıyorum ben. Sen burada kal. Ben ışıkları yakıp geliyorum. Işıkları yakacakmış anne. Ben ışıkları söndürüyorum. Evet. Yaklaş. Vaaav. Bir saniye daha bitmedi. Şurayı da kapatacağım. Yeterli bu kadar. Nasıl? Çok güzel. Ya Lina.
ne güzel oldu. İşte buyurun. Ne tatlı oldu. Arkadaşlar ben buna 10 puan verdim. Ben çünkü de. Çünkü hem gece lambası hem de limon. Evet ben de 10 puan veriyorum. Çocuk odaları için eğlenceli değişik bir şey yapabilirsiniz. Alın size gece lambası hem de hoş. Şimdi yine bir size şef taktiği veriyorum arkadaşlar. Bugünkü şef taktiklerim süper tuttu. Bakalım bu da tutacak mı bilmiyorum. Rendeyi biz yanlış kullanıyoruz bildiğim kadarıyla. Şimdi şu kalın tarafı, tamam mı? Kalın kalın dilimliyor. Şurası daha ince, burası da sarımsak için kullanıyor diye biliyorum. Peki burası ne için kullanılıyor hiç düşündünüz mü? Bu tip şeylerde ben burayı şu yaşıma kadar hiç kullanmadım. Ne olduğunu da bilmiyordum. Ne yapılıyormuş buradan biliyor musunuz? Çok muntazam tost peynirleri çıkartabiliyorsunuz. Dilim dilim. Hepsi aynı oranda, aynı incelikte kesmeden harika dilimleyebiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Happy birthday to you. Mandalina suyu. Yemeğini ye de uyu. Yoksa yersin yumru. O ne ya? Yeni yeni her gün bir şeyler öğreniyor geliyor. Başlıyoruz bakalım olacak mı? Vay. Vay. Görüyor gerçekten. Musunuz? Lina hemen hapur hapur yap. Aa ben neden bunu daha önce denemedim? Bir de alttan deneyelim. Vallahi harika. Çok iyi ya. Çok sevdim ben bu hileyi. Bak. Güzel bir şeymiş. Hayır çok güzel, çok kullanışlıymış. Biz neden daha önce kullanmıyorduk bak. Ne kadar güzel servis bak. Gördün mü? Al dolaba da koy böyle. Ben buna kesinlikle 10 veriyorum. Yıldızlı 10'u bugün benden bu aldı arkadaşlar. Şimdi hilelerimiz bitti. Bugün kanalıma bir baktım. Her geçen gün aramıza yeni arkadaşlarımız da ekleniyor. Ailemiz giderek büyüyor. Bugün 1,5 milyonu gördüğüm için güzel bir konfeti patlatalım mı Lina? Evet patlatalım. Hadi güzel bir konfeti patlatalım. Anneciğim 1,5 milyonun kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. Kutlu olsun, mutlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Hepinize öncelikle arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Bir, iki, üç. Ne oldu? Ya bu konfetilerle başım belada. Yani şunları bir adam gibi yapsanız biz de şöyle tadını çıkartarak yiyebiliriz. Bir, iki, üç. Olmadı kızım. Neyse ki yedeğini alıyorum ben yedeğini. Bakalım bu patlayacak mı? Hadi görelim. Nihayet patladı. Gel anneciğim. 1,5 milyonumuz kutlu olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına linkimizi bıraktım. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.